Mentor programına hoş geldiniz. Doktor Ertuğrul Koca Balkan'la birlikte haftanın son iş ve işlem gününde gündeme dair gelişmeleri yorumlamaya çalışacağız. Ertuğrul Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu açılışı yeni mi buldun? İki gündür ya da üç gündür bunu ben tekrar ettiğini fark ettim. Daha önce de böyle mi yapıyordun? Hep son böyle iş, yapıyordum. Her cuma son, yani. Hayır. Son iş ve işlem günü. Ben onu çok kullanırım bu arada. Yani i̇ş ve işlem gününü. İş ve işlem günü. Çünkü hem işlemin son günü hem de işin. Yok anlaşılıyor onu anlayabiliyorum onu. Cuma demek istiyorsun herhalde değil mi? Ama mesela işte haftanın ilk iş ve işlem gününe de hoş geldiniz diyebilirim. Demiyorum yani kullanıyorum. Yok diyorum. Evet. Yanlış bir kullanım. Yok yanlış kullanım değil. Dikkatimi çekti yani daha önce çekmemişti. İş ve işlem günü falan böyle çok robotik geliyor bana. Senin gibi duygularıyla hareket eden bir insan için, duygusal zekası olan bir insan için iş ve işlem günü falan bilmiyorum. Çok mekanik geldi bana. Neyse öyle bir fikrimi paylaşayım dedim. Teşekkürler bunu ciddiye alacağım. Nazara dikkatinizi cezbeylemişimdir umarım. Evet. Buyurun. Sizin yazınızla başlayalım. Başlayalım. Dolar 5.79'u, Euro 6.53'ü gördü. Diye. Gördü, açtı. Sen ama geçen geri çekildi gün biraz. Cari açık hani rakamını yorumlarken zaten bu kadar benimle hem uzun süredir yayın yapıyor hem de söylediklerimi dikkatle dinliyor olmandan mütevellit dedin ki cari açıktaki bu daralmayı, dış ticaretteki kapanmayı siz hep ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya bağlıyorsunuz. Türkiye ekonomisinde bir dönüşüm olduğuna dair çeşitli uzmanların yorumları olsa da siz o konuda çok iyimser değilsiniz dediniz. Şimdi iyimser olabilmek için normalde bu cari açık rakamı kapanıyor, dış ticaret kapanıyor işte diye baktığımız zaman Türk lirasının esasında bu gibi bir yapısal değişim içerisinde olumlu olması gerekirdi. Hiç onu dikkate almamış bir piyasa var. Çünkü burada hadi hakkını da yemeyelim. Yani olabilir de önümüzdeki dönemde bir yapısal reformla Türkiye başka bir noktaya gidebilir. Cari açığı çok fazla olmayabilir. Verimliliğin yüksek olduğu bir ticaret tarzı içine girebilir. Ama şu anda gözüken o ki hem iç siyasette hem dış siyasetteki başlıklar Türk ekonomisinde gelen bu rakama rağmen kurun yukarı gitmesine engel olamadı. Olamazdı da olamayacak da. Çünkü hani bu rakam zaten Türk ekonomisindeki yavaşlamadan kaynaklanıyor. Cari açık rakamının biz önümüzdeki günlerde de yine düşük geleceğini biliyoruz. Çünkü Türk ekonomisi yavaşlıyor. Ama tabii bu arada özellikle bu rakamın rakamlara baktığımızda yani mesela Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Mart ayı dış ticaret verilerini ihracatta ve ithalatta Mart ayında bir önceki aya göre sırasıyla 1,89 milyar dolar ve 1,84 milyar dolarlık artışa evet. işaret ediyor. Dolayısıyla 12 aylık cari açık Mart ayında da düşmeye devam edecek zaten. Bu gözüküyor. Evet. Ama bunu tersinden okursak Avrupa ekonomisi yavaşlıyor, ihracat potansiyelimiz sınırlı, enerji ithalatçısı ülke konumumuz devam ediyor. Hem para ithal etmemiz lazım. Dolar hem evet. Enerji ithal etmemiz lazım. Dolayısıyla talep bir miktar kımıldarsa içeride cari açımız da artar. Bu iki kere iki. Türkiye'de kurun şu anda Türk lirası aleyhine bugün özellikle sabah hareket etmesinin iki tane nedeni var. Bunlardan bir tanesi iç siyaset, bir tanesi dış siyaset. Artık hani Türk başka yerlerde de oluyor falan denemez. Çünkü son iki haftada tüm gelişen piyasa para birimleri Türk lirası hariç Amerikan dolarına karşı değer kazanıyor. Tüm hisse senetleri piyasaları gelişen piyasalarda değer kazanıyor. Kırılgan beşli içerisinde sayılan en kırılgan ülke Türkiye şu anda. Evet, geçen gün bununla ilgili olarak da aslında bir enflasyon kıyaslaması da vardı. İşte bu kırılgan beşlinin enflasyon kıyaslaması maalesef Türkiye'nin enflasyonu da orada en yüksek seviyede olan enflasyon. Ya bunu hep konuşuyoruz. Evet. Enflasyon dediğin hastalık. Siz orada evet biraz canileşiyorsunuz, haklısınız. Evet haklısınız. Ama enflasyon dediğiniz hastalık artık hani ne bileyim o bir dönem ortaçağ filmlerinde hummadan bilmem koleradan insanlar ölüyor ya. Öyle bir ekonomi hastalığı. Ya cari açığı olan ekonomi mi kaldı? Özür dilerim enflasyonu olan ekonomi mi? Yüksek olan gelişen piyasa mı kaldı?
Olmaz. Bugün Hindistan'da bu arada TÜFE açıklandı. 2.86. Yani şimdi. Hindistan'la en benzer noktamız, Hindistan'ın da S-400 ve uçak almaya kalkması dolayısıyla üzerindeki baskılara dayanamayıp ondan vazgeçmesi. Yani konu başlığı olarak. Öyle söyleyeyim. Ama hani önümüzdeki günlerde bu konu çok önemli bir konu olmaya devam edecek. Onun için işaret ediyorum bunu. Evet. Yani S-400, F-35, yani sen NATO üyesiysen, başka değilsen başka. Ama eninde sonunda Amerika, o Batı Paktı ülkelere bu dayatmayı yapıyor. Hindistan dayanamadı, vazgeçti. Hı hı. Türkiye dayanıyor. Çok açık şekilde de tansiyonu arttıracak şekilde de açıklama da yapıyor. Bunun da kur üzerindeki etkisini görüyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, bugün mesela kur aşağı geldi tekrar biraz sabahki hareketinin ardından, değil mi? Şimdi 5.82'leri falan gördü, 76'lara evet, 77'lere indi. Şu anda 5.76. Yani swap yükseldi, şimdi 90 günlükte swap tekrar yükseldi, bir normalleşmişti. CDS'ler arttı. Hı hı. Biraz da muhtemelen müdahale ediliyor bir yerlerde, döviz de satılıyor. Euro tarafında daha büyük bir yükseliş var. Euro dolarda mı? Hayır, Euro TL'de. Ama işte Euro dolarda mı diye sormamın nedeni paritenin 1.13'ün evet, üstüne doğru gitmesi. Normal evet, öyle. Sepet ya bu. Evet. Yani normalde şeye bakmamız lazım. Bir dolar bir Euro'dan oluşan sepete bakmamız lazım. O sepete karşı Türk lirasını, yoksa Euro'ya, dolara karşı değer kaybetmesinin ya da kazanmasının nedeni o parite. Dolarla Euro arasındaki şey. Yani şöyle, Euro şu an değerlendiği için TL, Euro daha çok Euro, TL'ye karşı değer kazanıyor. Korkarım, Allah uzak etsin, bir de bu parite tersine dönerse. Tersine dönmek demek 1.15'lere falan gitmesi. Euro dolar paritesi şu anda 1.11'leri denedikten sonra. Ha, dolar daha da yükselirse halimiz nice ola deriz o zaman. O çünkü. Ama var mı doları güçlendirecek bir sebep şu anda? Hani Fed'i de güçlendirecek bir sebep var mı? Ne güzel sordunuz. Çok şüpheli bir şekilde. Avrupa'yı güçlendirecek bir sebep var mı? Yoksa dolarda Fed flexible davranacağım dedi diye dolar güçsüzleşebilir diye mi acaba euro değer kazandı mı? Yoksa dolar mı değer kaybetti? Hangisi? Size ben sormuş oldum. Dolar değer kaybetti. Yani şöyle, Avrupa'nın yaptığı bir şey, Avrupa pasif, kompasif. Öyle söyleyeyim. Bir yandan bitmiş durumda, ikincisi de ben ne yaptıysam doğrudur diye düşünüyor. Hiçbir çözüm yok Avrupa'da. Brexit'i 6 ay salladılar. 6 ay değil, özür dilerim. Abarttım mı? Yok, 6 ay. 6 ay değil mi ya? 6 ay. Abarttım dedim, abartmamışım. Abartmaya çalıştım, hani 6 ay. Ama doğru. Yani doğruymuş doğru. Yani. Evet. Düşün. Yok, 6 ay. Ekim 31. Işte. Abartmıyorum 6 ay ya. Yani 6 ay uzatmışlar. Olacak iş mi bu Cadılar kadar çözümsüz? Cadılar Bayramı çıkış. Öyle mi? Sizce de manidar değil mi? Bilemem. Parlamentoda böyle şey yaparlar. Nedir ya? Orta çağda mıyız? Gotik mi çalışıyoruz hala? Ama niye? Hala kutlanıyor yurt dışında. Bilmiyorum ya. İyi bir şey herhalde. Bugün biraz sanat tarihi çalıştım da. Hmm. Oradan. Neler var bizimle paylaşabileceğiniz? Sanatla böyle ekonomiyi birleştirsek. Bak çok aslında, güzel. Evet. Birleştireyim, çok güzel bir şey geldi aklıma. Hmm. Bu campus.com diye bir şey var. Reklama girdi. Sustum. Ama Mimar Sinan Üniversitesi yapıyor. Çok güzel. Sanat tarihi dersleri falan filan var. Mimariden bahsediyor. Gotikle başlayan. Gotik o Avrupa'nın daha ortaçağ dinin spiritüel dönemi. Hı hı. Kilise çok güçlü. Büyük katedraller falan var biliyorsun. Kiliseler o katedrale bağlı. Yani ondan sonra. Birisini aforoz falan ederse papa şu bu katedralin işte baş piskoposu, hı hı, adam kalkıyor oradan, Avusturya'dan, Almanya'dan geliyor. Bir tane dağ evinde ayağı çıplak bekliyor. Bir hafta ailesiyle birlikte afileniyor da ondan sonra baş piskopos onu aforoz etmekten vazgeçiyor falan filan. Bu kadar güçlü. Şimdi ekonomi kısmına geleyim. Toplum gelişmeden önce yüzyıllarca, hatta daha uzun süren katedraller yapılıyor. Büyük yapıyor ki şey olsun böyle. İnsanlar ondan etkilensin. Büyük futbol sahası stadyumu yapmak gibi yani. Hı hı. İçine koyalım, insanların kafasını yıkayalım. Öyle baş güçlü bir şeye, başka şeylere kafası çalışmasın diye. O katedrallerde yükseklik var. Çok, hı hı, yükseklik böyle. Niye? Tanrı'ya yükselme isteği var. Hı. Tamam mı? Çok böyle girintili, çıkıntılı, el oyması falan filan. İnanılmaz. Şey, mimarlar değişiyor, mimarlar ölüyor, yıllar geçiyor. O katedraller tamamlanmıyor. Bugün bir katedralin
yapılması için harcanması gereken para ne kadar biliyor musun? Ne kadarmış? 75 milyar dolar. İnanılmaz. Yani hani Avrupa'daki o katedralleri sayısını koy, düşünürsek. 75 milyar dolarmış bugünkü teknolojiyle yapmaya kalkmak. Bir tane katedrali. Bir tanesi. Katedral. Dolayısıyla katedral yapmaya 75 milyar dolar harcayan Avrupa, o orta çağın tamam çok büyük eserleri yapmış, Gotiğinden falan ne zaman kurtulmuş biliyor musun? Daha akılcı bir mimariye geçen Rönesans'la kurtulmuş. Ne zamanki skolastik düşünceden çıkmış, skolastik düşünce çünkü biliyorsun tamamen İncil ne diyorsa onunla ilerliyorsun. Cadı bayramı, cadı oradan geldi. Cadıları yakıyorsun falan biliyorsun. Oradan o gotik ama inanılmaz böyle. Bir tane Fransa'daki katedrali gösteriyorlar. Normalde simetri beklersin değil mi? Katedralin şeyleri, kuleleri arasında. O ara mimar ölmüş. Başka mimar geçmiş. Öbür şeyi, kulesini daha yüksek yapıyorlar. Niye biliyor musun? Daha yüksek, daha büyük. Çünkü o Tanrı'ya daha yakın oldu. Daha yüksek yapıyor. Yüzlerce metreyi bulan yükseklikte şeyler yapıyorlar. Yani kuleler yapıyorlar falan filan. İnanılmaz. Dolayısıyla aşk, din, bunlarda matematik yok. Bunlar olunca bambaşka bir şey çıkıyor. 75 milyar dolar harcanır mı ya bir katedrale? Ama şimdi bugünün teknolojisiyle diyorsunuz. Bugünün teknolojisiyle yapmaya kalkıyorsun 75 milyar dolar. O gün bir de para yok. Ne var? Ama insan gücü var işte. Aa, kafasız yani, insan gücü var. Bedava yani biraz çalıştırıyorsun. Biraz aslında kölelik diyoruz buna maalesef. Bravo. Hani. Yani kilise almış götürüyor. Kral var bilmem ne. Şeyde yani, takılıyor. Yani ucuz insan gücü eşittir. Yani o zamanın yani, şartlarıyla kölelik. Bir de dine laf edersen... Afaroz. Afaroz ediliyorsun. Bir de cadılar gününü kutlarlar tabii. Yak 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 cadıları, cadı diye insanları. Şimdi cadılar günü. Hello ben. Hello süpermiş. Hello ben. Benim İngilizcem o kadar. Evet, İyi sizin İngilizceniz de. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun devam edelim. Şimdi herkes şey, kur niye bu kadar yukarı gidiyor diyor. Şimdi ben bunu Moody's'e bağlayayım mı? Lütfen. Moody's ne diyor? Moody's bu dilini yaptı. Tamam mı? Reform Cuma paketinin günü içini çok dolu bulmadığını söylemiş. Katılmıyorum, anlatırım. %2 daralma beklediğini söylüyor. Tamam. Türkiye ekonomisi başka bir için şey daha söylüyor. Bir şey daha var. Olumlu bir şeyler de var bu arada. Olumsuz bir şey daha var. Ha, diyor ki bankaların şüpheli alacaklarını tahsil etmesi çok kolay gözükmüyor diyor. Şimdi bak, reform paketiyle ilgili bir şey söylemeden önce bu Moody's konusuna şöyle bağlayayım. Türkiye esasında borçlu yüksek olan bir ülke değil. Hı hı. Ama flow problemi yaşıyor zaman zaman. Çünkü işte cari açık, cari açık diyoruz ya. Ya bizim malları satıyoruz, katma değerli satmıyoruz, bir de vadeli satıyoruz. Onları üretmek için paramız yok. Para bulmamız lazım ki üretim yapalım, tüketim yapalım. Şimdi parada da dışarı bağımlı olursan cari büyümeye kalkışınca cari açık istiyorsun. Kardeşim o zaman demezler mi adama? Cari açık, mağara açık madem yapıyorsun bir küçül. Bir verimli üretim yap, ondan sonra git. Yani hani tabii çok büyük şeyler yapıyoruz, projeler yapıyoruz. Değil mi? Hani köprüler, şunlar, bunlar, havalimanları bilmem ne de. Ama onun finansmanı, anlatabildim mi? Hani bu işi nasıl ona benziyor? Büyük bir şeyler yapıyorsun, yapmak lazım. Doğru, çok büyük eserler, doğru. Ama finansmanı var. Konjonktür bozulunca veya senin siyaseten birileriyle aran bozulunca finansman tarafından basıyorlar boğazına. Moody's de gidiyor. Yani S&P niye pozitif konuştu diyordunuz. Moody's de kötü konuştu bak. Konuşurlar. Şimdi Moody's'in konuşmalarında yapısal reform paketiyle ilgili söylenenler de bence... Siz niye katılmadınız şuna yani? Şuna katılmıyorum ben. Esasında Türkiye biraz önce söylediğim gibi ekonominin durmasını engelleyecek şekilde, bütçe açığını arttırmayı göze alacak şekilde hazinenin kamu bankalarını finanse etmesi kararını verdi. Evet. Öyle ya da böyle bunu verdi. Bu sıkı para politikasının devamıdır mıdır değil midir? Kocaman bir soru işareti. Hı hı. Ama öyle ya da böyle bunun yapılması gerekiyordu. Bu enflasyonla mücadelede işi zorlaştırır mı, kolaylaştırır mı tartışmaları ayrı. Ama bence kısa vadede sermayelendirme anlamında bir şey söyledi. Bu önemliydi. Bundan sonra bunun uygulaması önemli. Bence çözüm konusunda bir şey söylenmiş oldu. Ama bunun finansman tarafında bir eksiklik var. Yani şimdi Avrupa Yatırım Bankası falan 10 milyar dolar veririm, işte şey yaparım
şüpheli kredileri, takiptekileri alırım falan dedi. Bunu somut koymak gerekirdi. Bunu somut koyamadığımız için, yani ben şey diyordum hatırlarsan, şu tarihte şunu yapacağım, bu tarihte bunu yapacağım. Bunu yapamadık. Niye? Konjonktür izin vermiyor. 8 Nisan'dan 10 Nisan'a niye alındı yapısal reformların açıklanması diye sorarsan, çünkü bir şey açıklanabilmesi için bir belirsizliğin ortadan kalkması gerekirdi. Seçim belirsizliği ortadan kalkmadı henüz. O yüzden de hani şimdi normalde önümüzde 4,5 sene var biliyoruz. Seçim yok biliyoruz. Ama hükümetin içeride siyasi dengeler açısından bakıldığında önünde çok önemli bir gündem maddesi var. O varken çıkıp yapısal reform paketini tak 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 açıklayamadı. Benim okumam o. Ama Sayın Berat Albayrak yine de yatırımcıya bir mesaj verdi. İçi doludur, boştur, odur budur. Bence onu ne zaman görürüz biliyor musun? O iki belirsizlik ortadan kalkınca. Siyasi belirsizlik içeride, siyasi belirsizlik dışarıda. Şimdi onun üzerine gitti bir de Berat Bey. CNBC haberi var bugün, CNBC.com. Diyor ki, orada sunuma katılanlar çok tatmin edici olmadı. Convincing. İkna edici. Tamam. Satisfaction değil, ikna. Doğru söylüyorsun. Yani çok ikna edici bulmadık diye bir haber var CNBC'de. Berat Bey'in yatırımcılara yaptığı sunumla ilgili. Bir de bir şey daha var, dün söylemiştim. Hani dedim ya anketler yapılıyor orada, fon yöneticileri hangi ülkeye ne kadar para koyarız o bu. Türkiye 2019'un başından bu yana gelişen piyasalar açısından uzak ara yabancı fon yöneticilerini en mutsuz eden ülke. %40'ın üzerinde bir çoğunluk böyle demiş. Şimdi böyle bir yerde siz kısa vadeli paraya ihtiyacınız varsa kur yukarı çıkar çünkü faizi yükseltmiyorsunuz. Ya kurun ya faizin yükselmesi gerekir. Faizi tutuyoruz şu anda, gözüküyor. Faizi nerede arttırıyoruz? Swap'ta mıvap'ta. Onu da yabancı yatırımcı sevmiyor. Çünkü diyor ki bu faiz değil diyor. Bu başka bir şey diyor. Siz serbest piyasanın işlemesine falan. Ayrı tartışma konusu. O bize çok artı yazmıyor onu söyleyeyim. Ama biz o swap, evet swap faizini yüksek tutarak ne bekledik? Güven tesis edelim bekledik. Türkiye. Güven tesisi ne demek biliyor musun? Türkiye'ye önce kim güvenir? Türkiye'de yaşayanlar güvenir değil mi? Yerli DTH bozdu mu? Döviz tevdidi. Bozmadı değil mi? Ne yaptı? Arttırdı. CDS'imiz yükseldi. Kaç oldu? 400'ün üstünde. 430'lardaydık zaten. Evet. Daha da yukarı geldi. Şimdi CDS yükseldi. Yani ne demek? Türk lirasına güven düşük. Faizi tutuyoruz. Şimdi Merkez Bankası dayanamayacak. Nisan'da faiz indirecek. Çünkü uluslararası konjonktür buna izin verirse yapar. Diyordum. Evet. Yapmaması gerekir ama diyordum. Benim yapmaması gerekirime gerek kalmadan Merkez Bankası'nın faiz indirmesini sağlayacak bir ortam zaten ortadan kalktı. Bu arada bununla ilgili olarak IMF'den siz de biraz önce söylediniz hani sıkı para politikasıyla evet. ilgili Türkiye için sıkı para politikası kritik önemli demiş IMF'den Avrupa Departmanı Direktörü Paul Thompson. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi paran vardır, finansman bulursun, odur, budur, şudur. Dersin ki ben bu sistem içerisinde yokum kardeşim. Tamam mı? Yani siz bana bir şey dayatamazsınız. Ama şu yabancı yatırımcının hesaplama tarzı bir şey belli yani. Biz ona uygun davranmıyoruz şu anda. Davranmıyoruz. Diyoruz ki biz faizi yükseltmeyeceğiz. Sıkı para politikası uygulama noktasında da. Şimdi yani KGF'den 1 milyon TL... Ben finansman tarafını görmüyorum. Finansman tarafını görüyorum. Bütçe. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi bu buralar kafa karışıklıkları ama bence oraya zaten var daha. Yani bugün Türkiye siyasetle ilgili ilişkilerini düzeltsin Amerika'yla. Düzeltsin. Düzeltsin, düzeltmesin bilmiyorum, düzeltsin. İşte içeriği düzeltsin. Ben bugün bunları konuşanların hepsi masada dolarları görünce Türkiye'ye para yağdırırlar. Bu iki kere iki. Ama oyunun şeyi de bu. Yani güçsüz olmayacaksın. Eline imkan vermeyeceksin. Anlatabiliyor muyum? Ya bu bizim söylememiz de falan diye adamlar görüyorlar. Yani 1000 tane ülkede daha önce şey yapmışlar, para yatırmışlar, almışlar. Yani anlatabiliyor muyum? Ya Türkiye 2001 krizinden sonra gelen iktidarla 17 sene, 12
sene nasıl başarılı oldu? Yabancı yatırımcıyla kol kola yürüyerek. Şimdi bir problem var ve bu problemin kaynağı sadece ekonomi değil. Bunu görüyoruz. O yüzden burası düzelmeden, kalıcı bir düzelmeden bahsetmek çok söz konusu değil. Ekonomide de, finans tarafında da. Evet. Biraz da dışarıyı konuşalım. Hani çünkü siz evet siyasi gelişmelere çok önem veriyorsunuz. Hani hem içeride hem de dışarıda. Evet. Biraz hani iç piyasa için belirleyici olduğunu söylüyorsunuz ama bir o kadar da önemli olduğunu söylediğiniz bu FED durumu var. Hı hı. FED'in yani genel olarak... Faiz arttırmayacağı belli artık değil mi? Bu belli ama yani şöyle çok da ben katılmıyorum size. Vay Reyhan. Çok güzel. Hayır ben demiyorum. Sen benim kötümserliğime mi gelmeye başladın yoksa gerçekten gerçekçi misin? Ben gerçekçi olduğumu düşünüyorum. Ben kötümserim ama. Siz zaten evet kötümsersiniz. Yani sen doğruları söylüyorsun, kötüleri gerçekçi oluyorsun, ben kötümser oluyorum. Kabul, peki. Yok ama genel olarak bir kötümserliğiniz var. Gerçekler kötüyü gösteriyorsa buna gerçekçi mi denir, kötümser mi denir? Gerçekçi denir. Ben ne söyledim kötümser? Hani böyle bir şey yok dediğin ne var mesela? Hani yani Brexit'i 6 ay ben mi uzattım? Çin ekonomisinde şu son... Çin bu arada çok iyi gidiyor şu anda. Son bir Mart haftadır, verileri, yani son bir haftadır Çin borsasında yabancıların satışlarına bir bak. İyi gidiyor mu, gidiyor mu konuşuruz. %27'ydi geçen hafta biz konuştuğumuzda yükseliş 2019'un başından beri. Evet biraz düşüş var bugün de ama çok sınırlı. Son bir haftadır 2019'un ve geçmişin en kötü satışını yaşıyor Çin piyasaları. Birileri kaçıp satıyor olabilir. Ben kötümser değilim, orada rakam var. Ben ucuz para... Bak bugün Bloomberg International'da IMF Dünya Bankası toplantıları sırasında bir OECD'den bir tane de JP Morgan'dan beyefendi çıkardılar. İkisinin ortak noktası şu. Bu düşük faiz var ya, düşük faiz. Başa bela mı olacak? Bununla sadece bu iş çözülmez diyorlar. Elbette bazı reformların yapmanın finansal maliyetleri var. O yüzden faizi düşük tutmak mecburiyeti olabilir ama o kadar uzun zamandır düşük faizdeyiz ki buna rağmen büyümeyen bir Avrupa, resesyonla alakası olmamasına rağmen resesyona girecek diye düşünülen bir Amerika, Çin duruyor mu, yavaşlıyor mu diye düşünülen bir dünya ekonomisinden bahsediyoruz. Bu kadar düşük faiz ortamında. O zaman ne yapalım? Değil mi? Daha ne yapalım diye soruyor insan. Evet yani şimdi daha dolayısıyla burada iş şuna dönüyor. Reform yapacak, acı reçete gerekirse işleyecek, verimliliği arttıracak, önlem alacak, ticaret savaşını sonlandıracak, Brexit'i sonlandıracak falan falan liderlere ihtiyaç var. Geçen gün tam da bu noktada CNBC'de çok güzel bir yazı vardı. İşte deniyor ki işte günah keçisi Avrupa Merkez Bankası. Yani ne olursa olsun her şey Avrupa Merkez Bankası'na yükleniyor diyor. Ama aslında burada liderlerin biraz hani ülke bazlı dönüp kendilerine bakması lazım diyor. Yani Draghi daha ne yapsın? Hani zaten adam elinden geleni yapıyor. Ya TLTRO, OTORO, BOTORO neyse yani anlamadım yani. 50 tane şey adam likiditenin dibine vurmuş durumda. Daha ne yapsın yani? Ne yapacak ki? Yani şeye benziyor biliyor musun? Allah korusun kalp krizi geçirmiş, kalbi durmuş, basıyorsun. Basıyorsun, basıyorsun. Ya ne olur o? Son bu arada toplantıda yine daha da negatif faiz gelebilir mesajı verdi yani adam. Daha da ne yapsın? Buna biz likidite tuzağı deriz. Hı hı. Önemli olan beklentiyi düzeltmektir. Anlatabiliyor muyum? Beklenti düzelmezse cesaretlenmez insanlar. Gelecekle ilgili korku var. Cesaret vereceksin ki harcasın. E bir de balon yaratıyorsun. Ben söylemedim. JP Morgan'ın en başındaki adam söyledi. Parayı basıyorsun, yatırıma gitmiyor ki adam. Ve bugün Türkiye'de biz ne konuşuyoruz? Hisse yükselir mi? Döviz yükselir mi? Yatırım. Evet doğru. Yatırım. Yatırım. Avrupa'da da öyle. Düşük faiz eksi yatırım yok. Yok abi yatırım yok. Niye peki? Yani bu biraz hani kolay para kazanma isteğiyle mi oluyor? Bravo. Ya ben her gün 10 kişi bana soruyor, 100 kişi soruyor. Oraya mı, buraya mı? Ya bir anlatabiliyor muyum? Yani fast food piyasası diye onun için diyorum evet. Yani. Kolay tüketelim. Peki buradan FED'e ben FED'le ilgili görüşümü söyleyebilir miyim? Buyurun çünkü efendim, ben işte izin mi alacaksın? Perşembeden beri kötümserim. Yani, hayır, kötümser değilim. Yani okudum işte hani tutanakların detaylarını. Orada diyor ki şu kapıya çıkıyor yani iki tarafa da gidebilir. Gidebilir diyor ki Powell da zaten o mesajı vermişti. Dolayısıyla bir de şimdi biz 2019'un ikinci yarısı itibariyle siz de söylediniz IMF
raporunu konuştuk sizinle de. Büyüme olabilir. Evet, büyüme toparlanabilir. Çin'den veriler iyi gelmeye başladı. Seni çok fena bir yerden yakaladım, soracağım şimdi. Tamam, peki. Buyurun. Yani evet. Şimdi nasıl mesela bu yıl içerisinde önce 3'tü faiz artış beklentisi. Sonra 2'ye çevirdi, sonra hiç artırmayacağım dedi. Madem bir toplantıya, bir açıklamaya bakıyorsa bu Haziran'da demez mi mesela belki de faiz arttıracağım ben diye? Bravo. Sonuçta bu yolda ilerlemek isteyen bir Fed vardı öncesinde. Tamam. Enflasyonu konuştuk mu biz bu hafta Fed'de? Çok aslında geldi yani hem üfe yüksek hem geldi, geldi ama çok da bir şey. Yani çok bir şey yok. 2.1 tamam. Di bir önceki %2 tamam. Falan çekirdek. Tamam. Ay sen dedin ya yok esasında öyle çok da düşük gelmedi. Yüksek geldi dedin ya o bakımdan gidiyorum. Bir de o enflasyon korkutmuyor daha. Evet. Doğru mu? Ama Fed enflasyonu ikiler seviyesinde tutmak istiyor. Evet. Bu kadar düşük tuttuktan sonra bir yerden sonra enflasyon yükselecek diye korkabilir. Adam duruyor duruyor ben flexible'ım diyor. Ve sabırlıyım diyor. Sabırlıyım diyor. Ama bu sabır ifadesi artık kalkmalı diyorlar. Sabretti, tak etti canıma. Öyle bir şarkı var ya. Hani, tak etti canıma diyor piyasa artık. Sabır sabır ya sabır. Sabır belki de diyor da tak diyor. Etti canıma deyip de yükselt demiyor yani. Düşür diyor. İşte düşür diyor ama niye düşürsün? Diyor. Bravo bak ne güzel. Tam şeyine geldi böyle. Niye düşürsün evladım adım diyor. Düşürmesin. Tabii düşürmeyecek ben zaten onu diyorum. Düşürmediği sürece de piyasa bu balon patlar. Yükselttiği gün patlar. Bir de bir şey soracağım yakaladığım yeri söylüyorum şimdi. Sen geçen gün IMF mi? Dedin ya bu dedin IMF'nin beklentileri dedin genelde olumsuz oluyor Türkiye ile ilgili büyümede falan evet. Filan. Dün dedin sonra dedin tutmuyor. Dedim. Ben de ne dedim? Ben dedim IMF'yi dinliyorlar mı dinlemiyorlar mı buna bakarım. Bir de benim dedim ekonomist diye geçiniyoruz ama hani IMF kadar ben ona ukalalık edecek şekilde bir şeyde yorumda bulunmam dedim. Şimdi sen biraz önce dedin ki o hep kötümser ve yanılan IMF hakkında ikinci yılın ikinci yarısında büyüme bekliyor. Ama sadece şöyle IMF için demiyorum bunu. Ben gelen sorumu veriler... bitirmedim ama tamam, daha soru pardon. Sormadım ki ben. Tamam. Şaka yapıyorum devam et. Dinliyorum. Yok IMF öyle diyor evet ama evet. Genel zaten veriler de onu söylemiyor mu? Kötü en son verine geldi. Ben bir şey demiyorum ben. Sen şu anda benim dediklerimi sanki ben demiyormuşum gibi bana sormaya başladın. Yılın ikinci yarısında ekonomik aktivitede bir miktar toparlanma görebiliriz global olarak. Evet. Bu da Fed dahil merkez bankalarının daha sıkı para politikasına gitmesine neden olabilir diyorsun. Hayır diyorum. Ekonomik aktivitedeki toparlanma çok güçlü olmayacak. Avrupa'da, senin düzeyde yani Avrupa'da, faiz artırmaya evet, yetmeyecek diyorsun. Avrupa'da ve Çin'de böyle olmayacak. Amerikan Merkez Bankası da ilk defa uzun zamandır bu küresel dengelere dikkat ederek bir para politikası uyguluyor. Ama elinde sonunda Amerikan çıkarlarını ve sürdürülebilir büyümesini kendisine görev edinmiş bir Merkez Bankası, dünya büyümesini bir kenara koyar, Amerika'da enflasyon geliyor mu gelmiyor mu diye bakar. Fed Başkanı'nın da söylediği bu esasında. Evet. O yüzden ben diyorum ki önümüzdeki dönemde Amerika dünyaya durgunluk ve enflasyon ihraç edecek. Çünkü Amerikan doları güçlenecek. Çünkü Fed elinde sonunda faizi indirmeyecek. Hatta arttıracak. Amerikan ekonomisi çok güçsüz gitmiyor. O ekonomi yeni bir gazla borsa yükselsin istiyor. Borsa balonu devam etsin istiyor. Trump o yüzden Fed'in üstüne gidip duruyor. Fed bu tuzağa düşerse erken bir para politikası tepkisiyle faiz indirirse enflasyonu dizginleyemez. O zaman çok büyük bir problemle karşı karşıya kalabiliriz. Ben hali hazırda bile Fed'in faiz arttırmamasının da enflasyonda işin ucunu kaçırdığı anlamına geldiğini düşünüyorum. İyi günler dilerim. Evet Saniye Hanım yönetmenimiz dedi ki Godot yine gelmedi süremiz bitti dedi. O tribünleri oynayıp duruyor. Godot gelmedi. Geldiğinde ben sana soracağım. Gelmesin. Gelir. Evet çok teşekkürler Doktor Artış Kocabalkan. Ben teşekkür Pazartesi ediyorum. Görüşmek İyi üzere diyelim. İyi hafta sonları efendim. Evet mentorun sonuna geldik böylelikle. Kısa bir aranın ardından kapanışa doğru devam edecek.